İkisinin Şu arası... terörle Dur. ilgili de orayı Pardon. atlamayalım. Şimdi atlamayacağız. İkisinin arasına bir şey sokacağım çünkü. Hı. Bugün saat yarım civarında Aliç Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi arkadaşım bana çok nazını geçtiğini biliyorlar. O aradı. Mesele ne biliyor musun? Bak, mesele geçen yıl Eylül ayında işte benim Global TV'de o yaptığım öyle bir konuşma vardı o. İşte onlar arasında bu imam hatiplerle ilgili işte hoş olmayan ama sağa sola çekilen cümle. Sonra ne oldu? Yargılaması oldu. İşte oradan benle ilgili onay hapis çıktı. Bak o konuşmanın yapıldığından iki gün sonra ben üniversiteden istifa ettim. O zaman Melih Bulu rektör. Evet. Bak dedi ki bana o zaman Melih Bulu hiç hakkını yemem. Ya hocam dedi istifa etme niye ayrılıyorsun ki dedi bana. Dedim ki bak Şimdi bu konuşma deneniyle üniversitenin önüne dedim. Bir takım bizim medyanın leşkerleri kameraları dayayacak. Üniversitenin adı devamlı zikredilecek. Çocuklar rahatsız olacak. İşte dedim, üniversiteyi burjitten çıkaralım. Onun üzerine senin de benim de çok saygı duyduğumuz mütevelli heyeti başkanı Mehmet Naci Bey de. o hasta haliyle hasta ateşler içinde yanarken geldi yaptı. Çok üzülüyorum hocam dedi işte yani sizin gitmenize falan. Ben ona da izah ettim. Anlayışla karşılıyorum dedi. Dedim üniversiteyi olayların dışında tutalım. Bak YÖK bir yazı gönder. Ya istifa ettim. Yalnızca üniversiteden değil. Biliyorsun hocalığı da bıraktım artık. 42 evet, sene sonra evet. zaten bırakacaktım. Yökten yazı üniversiteye. Hakkında soruşturma açın. İşte bizi sonuç bildirin. Ve Allah'ın kulları. Ya ben üniversiteyi bırakmışım bir bırak. Ben hocalığı bırakmışım. Bak şimdi ya. Aradan bir yıl geçmiş. Bak bir yıl. Unuttum meseleyi ben. Hocalığı da artık bıraktım. Hiç üniversitelere dönmeyeceğim ya. Bugün aradı bizim işte Ece arkadaşım, kızcağız. Rektör rica ettim. Çok kıymetli bir rektör var üniversitenin. Pırıl pırıl bir çocuk. Zafer Hoca pırıl pırıl. Rektör de bana telefon açamıyor. Küçüğümüz de bizim. Ece'yi açtırıyor. Ece dedi ki böyle böyle karar ne uyarı cezası vermişler. Neyse. Bunu benim imzalamam gerekiyormuş. Şimdi YÖK Başkanı Erol Bey'di, değil mi? Yeni atandı evet. evet. Muhtemelen bilmiyordur tabii. dur. Şimdi o, o, sonradan... o nereden bilecek? Şimdi Erol Bey'e hitaben konuşuyorum YÖK Başkanına. Yahu bu iş güzel kimse? Buradaki bu tahrirat katibi kimse? Böyle görev yapan birisi YÖK'te bu işi yapıyorsa Erol Bey rica ediyorum görevini hemen son verin bu adamın. Yahu cümle alem biliyor Erol Mütercimler Aliş Üniversitesi'nden ikinci gün istifa etmiş. Bütün artık Türkiye defalarca söylenmiş biliyor ki ya 42 sene sonra bu adam hocalığı bile bıraktı. Sen neyin imzası ya? Üniversiteyi tehdit ediyor bir de. He. Düşünebiliyor musun? Şimdi bakın Erol Bey'den rica ediyorum. Yok. 68 rektörün uluslararası yayını yok. 71 rektörün ise uluslararası atıf sayısı sıfır. Karşımda İlyas Hoca oturuyor. Yurt dışında gitti eğitimin öğretimini gördü. Bu ülkede bileğinin hakkıyla akademik ünvanları alanlar var. Birisi bak genç yaşta karşımda oturuyor. Ona rağmen yahu yok utanç içinde kalmalı. Niye? Çünkü bu rektörler atandığında yok başkanları. Her kimse bu adamlar baş üstüne emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanı deyip bu rektörler atadı. Buradan bir kere utanılır. Teknik üniversitelerin başına işte sosyal bilimci götürülüyor. Sizi kızdırmışlar anlaşılan Çok kızdım tabii. Ya buna yani. kızılmaz mı Allah'ın aşkına? Yani, Liyakata evet. önem verilmemiş. Akademik nitelik önemli değil. Ya rektör, bir rektör düşün ki dört fakültenin, beş fakültenin aynı zamanda şimdi dekanlığına suhur, vekalet şimdi ediyor. Şimdi suhuretle konuşacağız. Dur bir saniye, bir dakika. <laughs> Ve çözüm ya, o da Şimdi ki, çözümü söyleyeceğim. Evet. Ya şu anda Türkiye'de 130 tıp, 139 tıp fakültesi var. ABD'ye merak ettim 147 tıp fakültesi var. Şimdi oradan doğru Erol Bey'e sesleniyorum. Böyle bir yökü teslim aldınız. Tamam sizin günahınız yok doğru akışta. Ha ne kadar var ne kadar yok onu bilmiyorum da İlyas hocaya güveniyorum. Yani yeni, yeni. Tamam. İlyas hocaya yani, güvendiğim yani. için söylüyorum. Çok da çok şimdi çok yetişmiş gerçekten tamam. alanında ben e, çok takdir ederim. Şöyle bir şey söyleyeyim İlk sevgili seyirciler. İlyas Hoca ne söylüyorsa ben ona çok inanırım çünkü evet. biliyorum. Yani ben biliyorum. Kendi bir akademisyen. Ben biliyorum ahlakını da biliyorum namusunu da biliyorum evet. akademik değerinde biliyorum. O ne söylerse ben hiç itiraz etmem İlyas Hoca'ya. Umarım bir gün itiraz edeceğim bir şey çıkmaz. Tamam mı? Yok Umarım. çıksın. O çıka da bilir. Bakın biz aynı şeyleri Hayır düşün, o acıdan düşünürsek, söylemiyorum. Üniversite için söylüyorum. Üniversite için, evet. için demedim. Üniversite. Ya çünkü üniversite şeffaf olacak. Gerçekten liyakat sahibi insanlar lazım. Şimdi bakın. Bu şu yazıyı gönderip üniversiteyi bu kadar zor durumda bırakan bu tahrirat katibi kimse YÖK Başkanı Erol Bey e hitap ediyorum. Bak beni beni daha fazla şu masanın dışına çıkartmayın. Şu seyirci için ekrana 1986 yılı mart ayında yayınlanmış nokta dergisinin kapağını koyarım oraya. 12 Eylül sonra sofaşist Amerikan darbesi sonra kurulmuş olan bu YÖK hala görevde. Ya bir ricada bulunabilir miyim senden? Anayasa yazıyorsunuz ya. Gerçi yüz maddeyi yazdınız. Evet. Bir ricada bulunabilir miyim lütfen? Devlet, Devlet Bahçeli Beyefendi'den de rica ediyorum. Lütfen ne olur şu yökü kaldırın. Yökü kaldırın. 2003 yılındaki cümlemi söyleyeyim. Ekran cümlemi daha 2003 yılı. Türk Üniversitelerinin üzerine lök gibi çökmüş bir kurum. Atıl hale geldi. Bunu bir sene sonra böyle bir yazı yazabilen adam sizin ne haddinize ya? Siz savcımız yargı için sizin ne haddiniz Erol Mütercimler'e bunu gönderin imzalatın. Siz kimsiniz ya? Evet, üniversite sen üniversite. kimsin ya? Üniversite. Ki kimseye sende hitap etmem. Ama o tahrirat katibine hitap ediyor. Evet Erol Hocam haklısınız. Böyle evet. bir rezillik bir olur de ya? Düzeltmek lazım Erol Hocam. Ben sizi tanıdığım için yani eski hallerinizde ortak dostlarımız var. Ben imam hatip mezunuyum, ilahiyat mezunuyum, aynı zamanda tarihçiyim. Sizin e, ilahiyatlara, imam hatiplere ya, ve e, düzgün olan ve bizim kendi kültürümüzden olan